Fransa'nın eski başbakanı Gabriel Attal, 20. yıllık Yalta Avrupa Stratejisi Konferansı için Ukrayna'nın başkenti Kiev'deydi. Rusya karşısında Ukrayna'ya net bir birlik mesajı verdi. Aradan iki buçuk yıl geçti ve bizim kalplerimiz hala Ukrayna için atıyor. Ve bugün buraya gelmek istememin nedeni size Fransa'dan doğrudan bir mesaj getirmek. Bu beni harekete geçiren ve söz konusu çatışmanın son anına kadar sürecek bir inanç. Ukrayna kazanmalı. Ukrayna kazanacak. Eğer yok, ama yok, belki yok. Ukrayna kaybedemez. Atal ABD'nin olası bir desteğini kesmesi söz konusu olduğunda Fransa'nın daima Ukrayna'nın yanında olacağının altını çizdi. As Europeans, as democracies, ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna'yı desteklemeyi bırakabileceği bir zamanda bocalamanın ya da tereddüt etmenin zamanı değil. Tam tersine, büyük sorumluluğu tek başımıza taşımaya hazır olmalıyız. Ukrayna Savunma Bakanı Rustem Umerov da konferanstaydı. Mühimmat kapasitelerinin olduğunu ancak daha fazlası için paraya ihtiyaçları olduğunu söyledi. Maç. Özel sektör ve devlet sektörünün ortaklaşa ne kadar üretebileceğini belirledik. 7 milyar dolara kadar finanse edebiliyoruz. Gelecek yılki kapasite şu anda sahip olduğumuz kapasitenin 3 katı olacak. Dolayısıyla para üretimi yapmak zor. Para olmadan kesinlikle imkansız.